5 yaş üstü demişken tabii emeklilerle ilgili verilen bir müjdeyle devam edelim şimdi. Başkan Erdoğan'ın bir müjdesi olmuştu hatırlarsınız bayram ikramiyeleriyle ilgili. E, ve Mayıs'ta ödenecek Ramazan e, bayramı ikramiyelerinin Nisan ayında ödeneceğini söylemişti. E, ve sonrasında da ödemelerin yapılacağı tam tarihi ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zülmüz Selçuk açıkladı. Ve SSK'lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında bağ kurulular ve emekli sandığı emeklileri de... 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacaklar bunu söyleyelim. ...ikramiyelerde 4A kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamı rakamına göre ödenecek. Rakam önemli. Rakamlara bakalım. Şimdi tahsis numarasının son rakamı bayram ikramiyesi 7 11 Nisan'da ödenecek dedik. Şimdi 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan'da ödenecek. 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan'da, 23, 24 olanlar için 9 Nisan'da, 25 ve 26 olanlar için de 10 Nisan'da ödenecek bayram ikramiyeleri. Bunu hatırlatalım. Hatırlattıktan sonra yine gazetelerle devam edelim. Gazetelerde hürriyete bakalım şimdi. İkramiyeler 7 Nisan'da o da e, sürmanşete taşımış bu haberi. Ve böyle devam edelim. Şimdi Bugün tek, yarın çift plakalı taksiler çalışabilecek önlemler. Çiftçilerimiz iş başında. Bugünlerde herkesin merak ettiği bir soru var. Gıda da sıkıntı olur mu? Türkiye'nin dört bir yanında üretim yapan kesimlerle görüşmüş e, gazete ve gördük ki çiftçimiz, köylümüz, saracımız harıları harıl üretmeye devam ediyor. Bizim de çok fazla izleyicimiz var. Hepsine selam olsun. Ben de onların mesajlarını okuyorum. Olabildiğince de cevap yazmaya çalışıyorum. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Bunlar ölümcül partiler. Şimdi Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. İnsanları evde kal çağrısını yeniliyor. Sosyal teması kesmenin önemi vurgulanıyor. Buna rağmen İstanbul'da bazı sorumsuzlar evlerinde onlarca kişinin buluştuğu korona partileri düzenliyor. Uzmanların ölümcül hata dediği Büyükçekmece'deki etkinliğe katılan 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Acaba 11 kişi miydi toplam ve o diğerlerine ne olacak? Bulunabilecek mi? O da ayrı bir durum tabii ki. Neden böyle bir sorumsuzluğa ihtiyaç duyuyorlar? Anlaşılır gibi yani neden biraz beklenmiyor sonrası için sonrasında rahat edebilmemiz için bugünlerde evde kalmamız gerekiyor. Parti yapmanın sırası değil. Yasak ama kapış kapış satılıyor. Koronavirüs test kitlerinin bireysel satışı da kullanımı da yasak. Buna rağmen bu kitler internette kontrolsüzce satıldığı ödeniliyor ilk sayfada bu haber. E-Ticaret Platformu'nda kitlerin bin adedi 76 bin liraya alıcı bulunuyor. Tanesi 76 liraya gelen bu kitler yurt içinde 500 liraya satılıyor. Ve İstanbul Eczacı Odası Başkanı konuştu. İnsanlar bu ürünleri ne alsın ne de kullansın. Bakanlık firmaların malına gümrükte el koyuyor dedi. İlk sayfada bu haberin ayrıntıları hürriyette. Peki şimdi